Merhabalar arkadaşlar, ben Limit Eğitim Kurumları Tarih Öğretmeni Duygu Hoca. Şimdi bugün sizinle 11 Mayıs tarihli deneme sınavımızın AYT Sosyal Bilimler 1 tarih testini cevaplayacağız arkadaşlar. Evet, şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Tarihi süreç içinde hiçbir değişiklik geçmiş ile günümüz arasındaki sürekliliği bozmaz. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Tarihi bir olay kendinden bir sonrakini etkiler. Evet arkadaşlar, zaten şurada da söylemeye çalıştığı şey bu. Tarihi bir olay kendinden sonraki bir olayı etkiler. Yani tarih süreç içerisindeki herhangi bir değişiklik geçmişle günümüz içerisindeki sürekliliği bozmaz diyor. O yüzden birinci yargıya ulaşabiliyorum arkadaşlar. İkiye bakalım. Tarih bilimi kanıtlayamadığı olaylar üzerinde durmaz. Tarih bilimi, evet, kanıtlayamadığı olaylar üzerinde durup durmaması şu bilgide bize verilmemiş arkadaşlar. O yüzden bu bilgiden ulaşabileceğim bir yargı değil bu. Tarihi olaylar birbirine benzer. Hayır, bu da bu bilgiden ulaşabileceğim bir yargı değil. Burada tarihi bilgilerin birbirine benzerliğinden bahsetmiyor. Sadece bir değişiklik yaşansa bile geçmiş ile günümüz arasındaki sürekliliği bozmaz diyor. O yüzden buna da ulaşamam. Yalnızca bir şıkkına ulaşabilirim arkadaşlar. Evet, şimdi bir diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 26. soruya bakıyoruz. İlk çağda Frigyalılar tarım ve hayvancılığı korumak, Yunanlılar sınıf çatışmalarını engellemek amacıyla bir takım kanunlar çıkarmışlardır. Bu gelişmelere bakılarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Frigyalılar da tarım ve hayvancılığı korumak için, başka bir devlet olan Yunanlılar'da ise sınıf çatışmalarını, toplumun içerisindeki sınıf çatışmaları engellemek amacıyla bir takım kanunlar çıkarılmış. Bakalım hangilerine ulaşabiliyorum? 1. Gereksinimlerin hukuk kurallarının düzenlenmesine yol açtığı. Evet arkadaşlar, şurada görüyorum Frigyalılar'da demek ki tarım ve hayvancılığı koruma ihtiyacı doğmuş ki bunun için bir takım kanunlar çıkartılmış. Yunanlılar'da aynı şekilde sınıf çatışmalarından kaynaklı bazı sorunlar yaşanmış ki bununla alakalı bir takım kanunlar çıkartılmış. Demek ki gereksinimler toplumun içerisindeki hukuk kurallarını düzenlemeye yarıyormuş arkadaşlar. Evet, ikiye bakalım. Toplumların birbirlerinin hukuk kurallarından etkilendiği. Evet, olabilir. Etkilenmiş olabilirler. Ancak bu tarz sorularda bana diyor ki bu gelişmelere bakılarak hangilerine, yani ben şu gelişmelerden şu bilgilere ulaşmam lazım. Diğer bütün bildiklerimi unutup sadece bana verilen bilgilerden yola çıkarak bir sonuca varmam lazım. Bana verilen bilgilerin arasında toplumların birbirlerinin hukuk kurallarından etkilendiği ile alakalı bir bilgi verilmemiş. Sadece çıkartılan kurallardan bahsedilmiş. Ben etkilenip etkilenmediklerini şu bilgilerde göremem arkadaşlar. O yüzden 2'yi almıyorum. 3'e bakalım. Yasaların yöneticiler tarafından yapıldığı. Yine aynı şekilde ikincideki gibi böyle bir şey olabilir. Yöneticiler tarafından yapılmış olabilir. Ancak bunu ben şu bilgide göremiyorum. O yüzden de bu bilgiden buna ulaşamayacağım için, sadece 1'e ulaşabileceğim için cevabım yalnızca 1 arkadaşlar. Evet, şimdi 27. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Buna göre Abbasi Devleti ile ilgili yorumlarından hangilerinin yapılması doğru olur demiş. Bakalım. Annesi Türk olan Halife Mutasım döneminde Türkler Abbasi ordusunda hakim unsur haline gelmişler. Mutasım'ın ölümünden sonra da Türk komutanları ve devlet adamları devlet içindeki nüfuzlarını devam ettirmişler ve bazı eyaletleri kendi aralarında paylaşmışlardır diyor. Şimdi Abbasi Devleti ile ilgili hangisinin yapılması doğru olur? Hangi yorumun yapılması doğru olur? Bakalım. Şu bilgiden yola çıkarak çözeceğiz bu soruyu da. Sadece bu bilgiyi baz alarak soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Sınırlarının çok genişlediği. Şimdi burada sınırlarının genişlemesinden bahsetmemiş bana. O yüzden bu bilgiden böyle bir şeye ulaşamam. 2. Siyasi birliğinin bozulduğu. Evet arkadaşlar, çünkü şu son cümlede bana diyor ki bazı eyaletleri kendi aralarında paylaşmışlardır. Demek ki kendi aralarında paylaşabildiklerine göre paylaşılan devletin siyasi birliği bozulmuş arkadaşlar. Bu bilgiye buradan ulaşabiliyorum. Üçüncü yargıya vardığımda Türklerin himayesine girdiğini, ben bunu da buradan göremiyorum. Sadece bazı eyaletlerin paylaşıldığını görüyorum ama tamamen Türklerin himayesine girdi mi girmedi mi bunu görmüyorum. O yüzden bunu da baz almam doğru olmaz. Yalnızca 2'ye bu bilgilerden ulaşabildiğim için cevabımız B şıkkı diyorum arkadaşlar. Evet, 28. sorumuza bakalım. Uygurlarda değişik dinlere ait tapınaklar ve manastırlar yan yana bulunmuştur diyor. Buna göre Uygurlarla ilgili hangilerine ulaşılamaz?
Bakalım, dinsel alanda hoşgörü gelişmiştir. Evet arkadaşlar, bunu nereden görüyorum? Değişik dinlere ait tapınaklar yan yana bulunmuş ve manastırlar yan yana bulunmuş. O zaman değişik dinlerin varlığı kabul edilmiş ve tapınakları yan yana bulunmuşsa arkadaşlar, dinsel alanda hoşgörü gelişmiştir diyorum. Bu bilgiye ulaşabilirim. İkiye bakalım. Tek tanrı inancı yaygındır. Tek tanrı inancı yaygın olsaydı arkadaşlar, değişik dinlere ait tapınaklar ve manastırlar bulunmazdı. Ya da bulunmuş olsa bile, yani tek tanrılı bir inanç sistemi olmuş olsa bile, bu bilgide bana tek tanrılı bir din varlığından bahsedilmemiş. O yüzden 2'ye ulaşamıyorum. 3. Yerleşik yaşam kültürü gelişmiştir. Evet arkadaşlar, çünkü tapınaklar ve manastırlar taşınmaz durumda olduğu için göçebe bir toplumu yapabileceği şeyler değil arkadaşlar. O yüzden yerleşik hayat var ki, demek ki tapınaklar ve manastırlar bulunabiliyor. O yüzden 1 ve 3'e ulaşabiliyorum, ancak 2'ye ulaşamadığım için cevabı yalnızca 2 seçeneği. Evet, şimdi 29. soruya bakıyorum. Bu durumun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında ilan edilen Kanuni Esası ile azınlıkların Mebuslar Meclisi'nde temsil edilmesi sağlanmıştır diyor. Bakalım hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 1. Bağımsızlık hareketlerini önleme. Evet arkadaşlar, Kanuni Esası da demek ki azınlıklar Mebuslar Meclisi'nde temsil ediliyorsa, demek ki azınlıkların bağımsızlık için verdiği mücadele önlenmeye çalışılmış ve devletin içerisindeki huzur sağlanmaya çalışılmıştır diyoruz. O zaman 1'e ulaşabiliyorum buradan. 2. Ülke bütünlüğünü koruma. Evet, azınlıklar ülkenin içerisinde bağımsızlık talep etmeye başladıkları için Osmanlı Devleti ülke bütünlüğünü koruyup azınlıkların da ülkenin içerisinde kalmalarını, eski düzeni sağlamaya çalışması için böyle bir kanuni esası ile Mebuslar Meclisi'ne temsil edilmesini, azınlıkların bu mecliste temsil edilmesini sağlıyor. Yani buradaki amaç ülke bütünlüğünü korumak diyebiliriz. Onun dışında 3. Azınlıkların inanç hürriyetini genişletme. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Bu bilgiden buna ulaşamıyorum yani. Azınlıkların inanç hürriyetini genişletme gibi bir düşünceleri var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Sadece ülkenin içerisindeki o bağımsızlık hareketlerinin ve ülke bütünlüğünün korunma isteği olduğunu görüyoruz. İnançla alakalı bir durum olduğunu görmüyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2'yi alabildiğim için D seçeneği arkadaşlar. Evet, şimdi 30. sorumuza bakalım. Tarih öğretmeni Aykut Bey sınıfında Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'nde hangi gelişmelere neden olduğunu sormuş ve öğrencilerden Selçuk, ilk Türk matbaasının kurulması, Sibel Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, Cem Sened İttifak'ın imzalanması şeklinde cevaplar vermişler arkadaşlar. Buna göre öğrencilerden hangileri yanlış cevap vermiştir diyor. Bakalım şimdi. Fransız ihtilalinden sonra biliyoruz ki Osmanlı'daki en büyük sıkıntı arkadaşlar milliyetçilik sıkıntısı ve azınlıkların isyan etmesi. Osmanlı'da bunu düzeltmek için birçok çaba sarf ediyor bu konuda, azınlık isyanlarını önleyebilmek için. Şimdi milliyetçilik akımının getirdiği sıkıntıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin içerisindeki azınlıklar isyan etmeye başlıyor. Şimdi Selçuk demiş ki ilk Türk matbaasının kurulması. Hayır, bunun Fransız ihtilaliyle alakası yok arkadaşlar. Matbaanın Osmanlı Devleti'ndeki tarihi Fransız ihtilalinden çok daha öncesine dayanıyor. O zaman Selçuk'un yanlış söylediğini görüyoruz. Sibel Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi. Evet arkadaşlar, Tanzimat Fermanı tamamen Osmanlıcılık akımı doğrultusunda ortaya çıkan ve bütün Osmanlı vatandaşlarının eşit kabul edilmesi. Yani gayrimüslimlerin Osmanlı'nın içerisindeki ikinci sınıf vatandaşı olarak görülmesinin engellenmesi için, azınlıkların isyanlarının durdurulması için ilan edilen bir ferman. O zaman Sibel doğru söylemiştir diyorum. Cem, Sened İttifak'ın imzalanması. Hayır arkadaşlar, Sened İttifak Osmanlı Devleti ile ayanlar arasında imzalanmış olan bir anlaşma. Anayasal sisteme geçişle alakalı bir şey. O yüzden de Cem de yanlış söylemiştir diyoruz. O zaman sadece Sibel doğru söylediği, Selçuk ve Cem yanlış söylediği için cevabımız C seçeneği, Selçuk ve Cem. Evet, şimdi 31. soruya bakıyorum. Aşağıdaki topluluklardan hangisinden cizye ve haraç vergileri alınmamıştır? Cizye ve haraç vergileri Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayanlardan alınmıştır arkadaşlar. Hangisinden alınmamıştır diyor. Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Ermeniler ve Araplar. Arkadaşlar, Araplar zaten Müslüman oldukları için, Osmanlı'nın içerisindeki Müslüman topluluk oldukları için bunlardan cizye ve haraç vergileri alınmamıştır. Evet, 32. sorumuza bakalım. Erzurum Kongresi'nde doğudaki direnişi sevk ve idare için kurulmuş olan temsilciler heyetine Sivas Kongresi'nde yeni delegeler eklenerek bu kurulun yetkileri tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Buna göre durumlarından hangileri söylenebilir? Şimdi arkadaşlar Erzurum Kongresi'nde kurulmuş olan temsilciler heyeti Sivas Kongresi'nde daha fazla üye kaydetmiş ve bu temsilciler heyetinin üyesi arkadaşlar normalde bulundukları bölgeyi korumak için ya da o bölgeyi idare etmek için varken Sivas Kongresi'nden sonra bütün yurdu kapsayacak şekilde, bütün yurdu idare edebilecek şekilde genişletilmiştir. Parçada verilen bilgimiz bu. Şimdi hangilerine ulaşılabildiği, hangilerinin söylenebildiği bana sorulmuş. Bakalım düşmanlara karşı daha etkin hale gelindiği, evet artık topyekün bir mücadelenin var olduğunu ve daha etkin, tüm yurdun daha etkin hale gelindiğini görüyoruz. O zaman bir var diyorum. İkinci şıkkımıza baktığımızda milli direnişin tek elde toplandığı. Evet arkadaşlar aynı zamanda bilgi, ek bilgi olarak da biliyoruz ki biz Sivas Kongresi'nde bütün milli cemiyetler, yararlı cemiyetler tek bir çatı altında toplanmıştı ve aynı zamanda burada temsilciler heyeti de tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletildiği için milli direniş tek elde toplanmıştır diyoruz temsilciler heyetinin elinde. 3'e bakalım. İstanbul hükümetine destek verildiği. Böyle bir şey arkadaşlar milli mücadele döneminde hiçbir alanda görülmüyor. Temsilciler heyetiyle zaten İstanbul hükümetinin alakası yok. İstanbul hükümetinin Anadolu'daki direnişe katkı sağlamadığını ve bu yüzden Ankara hükümetiyle İstanbul hükümetinin sürekli anlaşmazlık yaşadığını biliyoruz. O yüzden 3'ü almıyorum. Yalnızca 1 ve 2'yi alabildiğim D seçeneğini işaretliyorum arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. 30. soru, 33. soru. Milli mücadele döneminde gelişmelerinden hangilerinin TBMM'nin saygınlığını arttıracağı savunulabilir? 1. Anadolu'da çıkan ayaklanmaların TBMM tarafından bastırılması. Evet arkadaşlar, TBMM etkin bir güç haline geldiği için artık Anadolu'daki ayaklanmaları bastırabiliyor. Ve doğal olarak da TBMM ayaklanmaları bastırdığı için saygınlığı artıyor bu durumda. 2'ye bakalım. İnönü Muharebelerinde Yunan ordusunun durdurulması. Evet, İnönü Muharebeleri arkadaşlar düzenli ordudan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kazandığı siyasi başarılar arasında, askeri başarılar arasında. O yüzden başarı durumu söz konusu olduğu için TBMM'ye olan güven ve saygınlık artıyor burada da. İtalyan ordularının Anadolu'dan çekilmeye başlaması, İtalyan ordularının ve diğer İtilaf Devletleri ordularının arkadaşlar Anadolu'dan yavaş yavaş çekilmeye başlamalarının temel sebebi zaten TBMM'nin başarı göstermesi. Yani artık Türk ordusunun yenilmeyeceğini, Türkiye'nin paylaşılmayacağını anlayınca İtilaf Devletleri yavaş yavaş ülkenin içerisinden çekilmeye başlıyorlar. Doğal olarak bu durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saygınlığını arttıran bir durum diyoruz. O yüzden cevabımız 3'ünü de aldığım için E seçeneği arkadaşlar. Evet, şimdi son sorumuza bakıyorum. Yeni Türk Devleti'nde görülen durumlarından hangilerinin bireyin kendini sınırlayan engellerden kurtulmasını sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir? Şimdi kendini sınırlayan engeller dediği şeyler arkadaşlar, bahsettiğimiz şey burada insanın isteği dışında olup da onu sınırlayan durumlardan, yani yapabileceği herhangi bir şeyi etkileyen bir durum olmasından bahsediliyor. Şimdi ülkenin içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün laiklik ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel sebebi dini konularda insanları sınırlayan engellerin laiklik ilkesiyle aşılması ve herkese din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması arkadaşlar. O yüzden bir alıyorum biri. 2'ye baktığımda Latin harflerinin kabul edilmesi. Latin harflerinin kişinin kendisini sınırlamasıyla alakası yok arkadaşlar. Arap alfabesi kullanılırken daha modern ve daha kolay bir alfabe olan Latin harfleri kabul ediliyor. Bunun konumuzda çok da bir ilgisi yok. 3'e bakıyorum. Türk parasını koruma kanununun çıkarılması. Bu tamamen millileştirme politikasıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Yani devletin kalkınmasını sağlamak için, yani bireyin kendini sınırlayan bir engelin olduğunu göstermiyor burada. Ekonomi çabaları diyebiliriz. O yüzden 3'ü almıyorum. Yalnızca 1'i aldığım için cevabım A seçeneği arkadaşlar.